Ne? Gelirken bakkaldan 2 kilo pirinç, 4 kalıp sabun, 1 kilo fasulye, 2 kilo şeker almayı unutma. Tut şu fileyi. Olur. 2 kilo pirinç, 4 kalıp sabun, 1 kilo fasulye, 2 kilo şeker. Olur. Kasaptan da 1 kilo kıyma, 1 kilo kuşbaşı. Bunları kim alacak? Sen. Ben mi? Çıldırtma beni, tabii sen. Hiç tahmin etmiyorum. Hay Allah'ım, sen bana sabır ver. Allah'ım, asıl sen bana sabır ver. Bismillah. Selamın aleyküm Tahsin abi. Aleyküm selam. 50 paket hokomoko istemişsin. Tamam. İndirin çocuklar. Ne o Tahsin abi, bankere çarpmış gibisin. Bir derdin mi var? Allah bendeki derdi kimseye vermesin. Yapma ya. Kabız mı oldu? Ah ah. Yoksa basurun mu azdı? Of of. Ha anladım. Karadeniz'de gemilerin battı. Ne gemisi, dalga geçme Kamil efendi. Mal sahibi davayı kazandı. Beni dükkanımdan çıkartıyor. Desene yedin ayvayı. Ayva ki ne ayva? Benimki de aynı dert. Bana kalsa bütün ev sahiplerinin topunu kör testereyle keserim. Hı hı. Hadi eyvallah. Güle güle. Ha! Haftaya 100 kutu daha getir. 2 kilo şeker. Aa balık, hamsi. Bir de canım çekti ki. Şşş! Kaçtan veriyorsun? Veresiyemiz yok Kamil efendi. Zaten hanım da al dememişti. Bakkala veresiyeyi yine kapatamadık vay. Şimdi ne istesem yarısını verir. Ben de 2 mislini isterim. Bakkaldaki akıl da bizdeki yumurta kefesi mi? Ya Allah! Merhaba Halil efendi. 4 kilo pirinç, 8 kalıp sabun, 4 kilo şeker, 2 kilo fasulye, 1 kilo kıyma, 1 kilo kuşbaşı... Ne saçmalıyorsun Kamil efendi? Burası kasap dükkanı mı? Yok ya, kasap dükkanı mı? Çıldırtma beni Kamil efendi! Burası bakkal, bakkal! Bakkal tabii! Niye kasabı karıştırıyorsun sen? Kasabı bakkalı bırak! Ne istiyorsan onu söyle! Kasabı bıraktım, bakkalı tutuyorum. 4 kilo pirinç, 8 kalıp sabun, 4 kilo şeker, 2 kilo fasulye... İyi. Harun Kamil bey, borç beni aştı. Borç yiyen, kesesinden yer. Benim kesemden değil ama. Anadolu'ya gelecek ay satışa çıkıyorum. Süper prim de var. Bir kalem de öderim. Bırak bu masalları. Demin karınla kızın geçti buradan. Elleri paket dolu. Onlara gelince para var da, bize gelince mi yok? Şey, bakma sen onlara. Karı kısmı. Bak Kamil efendi. Bu sefer istediklerini veriyorum. Ama yarısını. Ne yapalım? İdare edeceğiz. Yalnız... borcunu ödemeden... 1 gram bir şey vermem bundan sonra. Anladın mı? Ooo Kamil efendi, hangi rüzgar attı seni böyle ha? Lodos. 1 kilo kuşbaşı, 1 kilo dana kıyma... yağlı olmayacak. Bak Kamil efendi... senin tatlı dilin dedik, selam ahbaplık dedik... ama borç beni aştı. Borç yiğidin kamçısı derler. Misal. Misal ama biz de tıkandık. Hiç değilse bir 5 binlik at hesaba mahzun. Gelecek ay söz, 10 bin. Oho! Sen para verene kadar papa Müslüman olur ya! Öyle mi? İnşallah sünnetini de ben yaparım. Ancak bu keser ha? Esasında sen bizi sünnetliyorsun ya, neyse. Tatlı dilin aşkına 250 gram kıyma veriyorum. Ama yemini billah bu son. Al başını aşağı! Allah! Ay başını baksana ya! Şimdi bu ne lan? Ne oluyor gene? Kesin gürültü
çıkıyor be! Ay. Ne oluyor? Geç baba! Prenses Caroline'de mi fazla elbise var, bunda mı diye tartışıyorduk. Ay. Bunda vardır. Al şunları Şenay, götür içeri. Hadi sen de eğitim, kitaplarını hadi. Topla bakayım. Ay. İftar et oğlunla, iftar! Siparişleri getirdim. Bu ne bu böyle? Kıyma. Ayol ne kadarcık kıyma bu! Kediye bile yetmez. Ben de öyle dedim ama Ahmet efendi önce hesap sonra kasap diyor. Ah! Ben babamın evinde böyle miydim? Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızdaydı. Eşek kafa! Ne vardı evlenecek? Koşmasaydın arkamda. Ay! Ben mi koştum? Yok baban. Sahi ya. Baban amma arkamdan koştu seni bana yamanmak için. Hadi oradan, zorla kaçırmıştın beni. Ne zorlası? En büyük Kamil, başka büyük yok diye de zorla mı bağırttım? Deli! Söyle söyle, utanma! En büyük Kamil, başka büyük yok diyen sen değil miydin? O ne be? Kapı vuruldu değil mi? Açsana! Açayım. Aa! Ev sahibi! Niye duruyorsun? Buyur etsene! Ben ha? Evde yokum. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz Müslüm Bey. Buyurun oturun. Buyurun. Buyurun efendim. Utanmaz adam. Senin hiç dinin, imanın, Allah'ın, peygamberin yok mu be? Vallahi benim var. Bu kadar yırtındığına göre senin yok galiba. Utanmaz adam. 40.000 liralık daireye 7.400 lira vermekten sıkılmaz mısın sen? Allah'tan kork be! Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. İstemem! Ama kontrat var. Sen o kontratı al! Bir dakika! İçeride sandıkta. Otur, Allah cezanı versin, otur! O kontrat 8 senelik, 8! Olabilir. Ben her sene kanuni zamları hesap ediyorum. O zaman 7.400 lira ediyor. 1.850 lira maliyeye, gerisi sana. Afiyetle ye. Sen şimdi çıkacak mısın, çıkmayacak mısın? Son defa soruyorum. Vallahi 3 kere mahkemeye verdin, 3'ünü de ben kazandım. Mahkemeyi aldattı. Arkadaş, Türk adliyesine hakaret edemez. Beni iyi dinle. Bak, bu benim son gelişim. İnşallah. 2 haftaya kadar... Biliyor musun? Ah canım, gel seni bir öpeyim. Saçmalama! 2 haftaya kadar çıkmazsan başına gelecekleri sen bilirsin! Namussuz, vicdansız, dolandırıcı! Babama namussuz diyemezsin sen! Bak hele sen! Bir daha kızımın etrafında dolanırken göreyim, Allah'ıma kitabıma bacaklarını kırdırırım senin, ha! İkide bir bize kabaracağına, erkekliğini ev sahibine gösterseydin ya! Karakola gitmeyi unutma. Tamam, tamam. Bu da karakola taktı ya.
efendi! Kamil efendi! Kamil efendi, ne oldu bu arabaya? Söyle diyorum, ne oldu? Hiçbir şey olmadı, pazardan geçtim sadece. Çıldırtma adamı ya! Bunlar ne bunlar ha? Bu ıspanakların işi ne burada? Ucuz buldum, sana aldım abi. Dur bakayım başka neler var. Aa, domates var, al. Zevzeklik etme, arabanın motorunda bir şey var mı? Dur bakayım. Bir salkım üzüm var. Kamil, Kamil, sorumsuz Kamil! Patrona ne diyeceğim ben şimdi? Ya, patronu unuttuk. Heh! Ona da bir tane patlıcan. Ah, Allah'ıma kitabıma! Bir daha sefere kovdururum seni! Arabayı boyaya vereceğim, vurukları, çizikleri de tamir edecekler. Parasını da aylığından kestireceğim. Ona göre, tamam mı? İşine gelmezse işte kapı. Ne oldu ya? Patlıcanı beğenmedi galiba. Bir de utanmadan suratıma bakıyorlar. Hem suçlu hem güçlü. Gel bakayım sen şöyle. Sana gelince... Bir dakika Müslüm Bey amca, anlatayım. Kapa çeneni! Onun suçu yok baba, dinle ne olur. Kes sesini de koparmayayım dilini. Bana bak zıp çıktı. Gül gibi kızım kala kala senin gibi donsuz babanın çulsuz oğluna mı kaldı? Sana değil kızımı vermek, ayağımdaki eski pabucu bile vermem. Babam hakkında böyle konuşamazsınız. Konuşurum! Bastonumu beynine yemeden defol git! Baba yapma, ne sen olur! Sen sus! Defol dedim, defol! Sana gelince, daha senle de görüşeceğim. Yarın yollayayım Kayseri'ye halanın yanına da Anya'yı, Konya'yı anla! Doğru eve çabuk! Yürü! Ana kız, ne işler becerdik ne işler! Evi baştan aşağı temizledik, pırıl pırıl oldu ama ayaklarımıza da kara sular indi. Al kocacığım, buyur. Hayrola? Hangi dağda kurt öldü hanım? Senelerdir ilk defa kahve yapıp ayağıma getiriyorsun. Afiyet olsun. Aa, dur hele, lafımı kesme. Bugün çarşıya çıktık. Kırılan tabak çanağın yerine yenilerini aldım. Parası? Aa, ay başında ödersin şekerim. Aa, sonra kırılan aynayı değiştirdim. Parası? Ay başında ödersin şekerim. Aa, sonra da düşündüm. Koltuklar miadını doldurdu dedim. Yeni bir takım sipariş ettim. Gör bayılacaksın. Parası ay başında öderim. Ve de sana son bir sürprizim. Yapma. Yapıyorum. Heh, bir boy eksikti. Nereden çıktı bu? Parasını kim ödeyecek? Ay önemli mi Kamilciğim? Ayda 3.999 liracık taksitle. Erol'a da ucuzluktan bir pardesü aldım. Kışın okula giderken üşütmesin sevgili oğlun diye. Ha, sahi Erol nerede? Odasına çekildi. Biraz keyifsiz. Rengi de sapsarı. Yok ya, ben bir bakayım. ...3.999 lira taksitle değil mi? Evet. İyi. 4.000 olsa nasıl öderiz? Aa. Affedersin baba. Sigara içtiğimi görmeni istemezdim. Kız meselesi mi? Hı. Müslüm'ün kızı mı? Nereden biliyorsun? Mahallede duymayan kalmadı. Kızdın mı? Hadi be! Sanki biz hiç aşık olmadık. Ne oldu? Kızla hırlaştınız mı yoksa? Yo! Babası sokakta yakaladı ikimizi. Kudurdu adam. Kudurur köpek! Kudu salgını var ya! Aman yaklaşma yanına, ısırır mısırır seni! Kızı Kayseri'ye halasının yanına gönderiyor. Bana da donsuz babanın çulsuz oğlu diye bağırdı. Vay abuzittim vay!
Ver bir sigara. Ama baba... Ver dedik canım. Donsuz onun sülalesi. Benim her zaman donum vardır. Don giymediğim günü hatırlamıyorum. Yak. Yak sen de bir sigara. Ama baba... Yak dedim. Namussuz herif. Kızını senden kaçırıyor... ...bizi evden çıkarmak için yapmadığı rezilliği bırakmıyor. Baba, annem o kadar söylüyor. Niye gitmiyorsun karakola? Gitmemek için bir sebep mi var? Hı hı. Nedir baba? Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Bak oğlum... ...hayatımda ne zaman karakola gittimse... ...hep haksız çıktım. Daha küçücük bir çocuktum. Mahallede çocuklar top oynuyordu. Ben de oturmuş onları seyrediyordum. Beni aralarına almazlardı. Çünkü topum yoktu. Hiçbir zamanda olmadı. Kaza işte. Top gitti, Fuat amcanın camını kırdı. Çocuklar kaçınca bir ben kaldım. Yediğim dayak yetmedi. Doğru karakola. Komisere derdimi bir türlü anlatamadım. Sonra büyüdük. O sıralar takside çalışıyordum. Bir arkadaşım vardı. Adı Zampara Rüştü. Görsen bu kadarcık bir şey. Mahallenin eşrafından Bekir Efendi'nin kızını ayarlamış. Kaçıracak. Ama benim bu işten hiç haberim yok. Meğer Bekir Efendi her şeyi öğrenmiş. Karakoldan iki polis alıp baskına gelmez mi? İki gün nezarethaneye attılar. Sonunda suçsuz olduğum anlaşıldı. Anlaşıldı ama... ...bitlenmesi cabar. Dur, daha bitmedi. Gene takside çalışıyordum. Bizde talih yok ki. Bir gün taksiyle iki turist götürdüm. Sultanahmet'e. Herif 1000 liralık yere 100 lira vermez mi? Hey monsieur, Hans mısın, nesin, Allah'ın yok mu senin diyorum. Nein diyor. Sonunda anladı sandım. Yüzlüğü alıp bu sefer 20 lira vermez mi? Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ama paramparaya el sürülür mü? Koştum peşlerinden. Buyurun çantanız demeye kalmadı. Hadi yürü karakola. Karakola mı? Evet karakola, yürü. Biz insanlık yapalım dedik. Herif cüzdanımı çaldı demiş. Doğru karakola. Komiser bir kere belledi ya beni. Ağzımı açmadan doğru nezarethaneye. Ertesi gün bıraktılar. Ama... Gene bitlendiğimizde kaldık. Sen olsan bir daha gider misin karakola? Ama baba, o günler geride kaldı. Bir tesadüftür olmuş. Şimdi karakola gidersen her şey hallolur. Yapma baba. Kanun var, yasa var. Sen akıllı adamsın. Sahi beni akıllı buluyor musun? Sen dünyanın en akıllı, en efendi, en iyi kalpli, en mert, en yürekli babasısın. Sağ ol oğlum. Ne oluyor ya? Ne var? Ne oluyor gene? Bak! Bak pencereden de gözlerinle gör! Utan, utan! Karının, kızının gözü önünde neler yapıyorlar? Hala karakola şikayet etmeyecek misin? Sen gitmezsen ben gidiyorum.
Dur! Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Ben karakola gidiyorum. İşe çiş karıştı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oo, merhaba, merhaba. Selamun aleyküm. Ne o, bir derdin mi var arkadaş? Komiser beyi görecektim de. Ne hakkında? Büyük bir asayiş olayı. Gir içeri söyle. Kızmaz değil mi? Niye kızsın kardeşim? Gireyim değil mi? Allah Allah, yürü kardeşim. Bak, giriyorum. Sonra bir şey olursa karışmam. Girsene! Affedersiniz. Evet. Komisere bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Komiserim. Evet. Ne istiyorsun? Şey, çok önemli bir asayiş olayı var da. Ne gibi asayiş? Anarşik mi? Hayır efendim. İdrarik. Ne demek idrarik? Şey, yani efendim... Lafı geveleme efendi. Söyle, derdin ne? Küçük su. Ha, biz o bölgeye bakmıyoruz. Bunun bölgeyle ilgisi yok. Bu resmen çiş canım. Komiserim! Ekibimiz kara belayı sıkıştırmış. Ama maalesef ellerinden kaçmayı başarmış. Olay yerine bıraktığı ceketinden de nüfus cüzdanı çıktı. Hele şükür! Sonunda belanın kimliğini elimize geçirebildik. Yakalayın! Kıpırdama! Ne oluyor ya? Bırakın beni! Kıpırdama, yakarım ha! Ne var, ne oluyor kardeş? Karabela'yı yakalamışlar. Ne? Neymiş suçu? 3 cinayet, 9 soygun, 5 de hırsa geçme! Herif tamızlık aygır! İnşallah ipini ben çekerim. İşte getiriyorlar, getiriyorlar. Aa, destur, bu bizim Kamil efendi ayol! Ya sahi, kılıbık Kamil bu! Kenay'ın babası Kamil! Dünyada inanmam, bu sümsük heriften canavar manavar olamaz! Meğer hepimizi uyutmuş. Gündüz insan, gece kurtmuş demek. Meğer Kamil efendi kara belaymış. Ne? Kara bela mı? Yandım Allah! Öldürür beni! Ne? Kara bela mı? Merak etme. Senden evvel öldürecekleri çok. Sus be! Söyleme! Söyleme! Öldüm! Bak şu Allah'ın cezası herife! Karakola diye çıktı, bekle ki gelsin. Yarın bana pabuç bakacaktık anne, unutma. Aklımda kız, bakarız. Kapı, git aç. Şenay, kimmiş gelen? Kız çatlatma adamı, kimmiş gelen? Polis. Destur, ne istiyormuş? Yarın sabah hepimizi emniyet müdürlüğüne çağırıyorlarmış. Yanlış olmasın kız. Emniyet müdürlüğünde ne işimiz varmış bizim? Babamı tutuklamışlar. Babanı mı tutuklamışlar? Gazetelerin aylardan beri yazdığı kara bela var ya. Var. Bana ne canım elin belalısından? İşte o belalı babammış. Ay, bana bir şeyler oluyor. Thank you.
Son cinayeti ne zaman işledin? Ne cinayet? Hayatımda sadece geçen ay bir tavuk kestim. Pınarlar köyündeki 3 kişiyi kim vurdu? Bak hele. Sahi kim vurdu? Pekala. Otobüs soygununa ne diyeceksin? Hangi arkadaş soymuşsa çok ayıp etmiş. Soygunda kaçırılıp da ırzına geçilen o iki kadın ne olacak? Hamile kalacaklar herhalde. Soygun paralarını nereye sakladın? Ben para saklamam. Aylığı olduğu gibi hanıma veririm. O da 10 gün içinde har vurup harman savurur. Bereket kira, eski kira da geçiniyoruz. O da şimdilik. Allahsız Müslüm atacak beni. Elime bir geçirsem, kör testereyle keseceğim onu. Ya, demek Müslüm adında birini öldürmek tasavvurun var. Başka bir ricin var mı? Ya, bırakın beni de evime gideyim. Hanım çoluk çocuk merak eder.